Evet, garajımıza geldik. Burası minik garajımız. Küçük minicik garajımız. Bir adet bilgisayarımız. Malzeme siparişini verdiğimiz radyomuz. Radyomuzdan evet, istasyonu değiştirelim. Ne çalalım, ne çalalım. Bu iyi gibi. Süper. Motor standımız. O, bir yerde çöplerimiz var. Yağ drenajı. Yağ değiştirmek için. Burada yer çekme aleti var. Bu amortisörler için lastik değiştiricimiz. Bu da balans aletimiz. Burada bir alet çantamız var. Geliştirme maliyeti 1, mevcut beceri puanları 1. Neymiş? %10 daha hızlı yürüme. Geliştirmeyi aç. Puanımız kaldı mı? Yok. Evet. Otoparka git diyor. Otoparka gideceğiz ama şu an otoparkta bir şeyimiz var mı? Bir bakalım. Evet, burası otoparkımız. Oo, aynamız bile var. Ama aynada kendimizi göremiyoruz. Evet. Burası New York, Amerika. Amerika. Bir gökdelenin tepesinde miyiz? Neyiz tam anlayamadım ama. Neyse. Garaja geri dönelim. Evim evim güzel evim. Evet, kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi burada bizim bir telefonumuz olacak. Telefona bakalım. Şimdi nedir? Bu siparişi alalım bakalım. Koşuyoruz, arabamız gelmiş. Arabamız yalnız biraz paslı, bakımsız. Evet, şöyle bir arabanın durumuna bir bakalım. Kötü fren performansı. Şikayetiyle garajımıza gelmiş. Evet, motor gücüne bakıyorum. Burada 124 beygir görüyorum. 162 Nm tork üretiyor. Evet. Aracımız 141.652 kilometrede. Havalı fren diski ve fren balatası da iş çekmiş. Evet, hadi bakalım. Bismillah diyelim ve işe yola koyulalım. Önce arabamızı lifte gönderelim. Liftimizin başına gelelim. Bir kademe kaldıralım. Bir kademe daha kaldıralım. Ön izleme modunu bakın, burada bir fren diski görüyorum, kırmızı. Don't look at me like I'm crazy, honestly.
rhyme about my ransom now. So handsome in my jacket now. Something that you won't expect. I distance from my object. Pull me back. I'm going in. This hell will leave you dead. Başka kırmızı bir parça. You can't say goodbye. I stop surprise. Cut you off like your parents. Program burada mı? Get that income if you want the outcome. I don't think I act aloud. And I'll still be here when the lights cut out like. Havalı fren diski ve fren balatası değişecekmiş, tamam. Geldik. Hemen ön sağ tekerimizi Bijonları söktük. Ben kaliperim. Ben kaliperimizin arkada iki tane vidası var. Onu aldık. Balatamızı söktük ve havalı fren disk gördüğünüz gibi paslı. Sanırım hemen envanterimize bakalım. Şu parçayı satalım. Fren kaliperimizin durumu iyi. Fren balatamızın durumu iyi. Burada problemli olan sadece havalı fren diski. Okey. Şimdi bakalım. Şanslıysak fren balatasının durumu %9. Yani fren diski fena değil gibi. Ben yine de her ihtimale karşı diğer lastikleri de kontrol edeceğim. Sol arka lastik. Evet, 176 diyor. Burada da çok büyük bir sorun gözükmüyor. Hadi müşterimize bir kıyak. Lastiği de sökelim. Şimdi envanterimize dönelim bakalım. Evet, burada kırmızı olan parça arıyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet, bozuk olan bir fren balatamız, bir de havalı fren diskimiz var. Şimdi bunun hemen siparişini verelim. Problemli olan ön fren miydi? Ön frendi galiba. Dolayısıyla havalı fren diski olması lazım. Ben yine de her ikisinden de sipariş verdim. Şimdi buradan başlayalım. Parça montaj buldum. Evet, bazı araçların jantları
Evet, ön sağ lastiği hallettik. Şimdi ön sol lastikteyiz. Mesela 5 bijonlu jantlar. Evet, ön lastikleri hallettik. Sıra arka tarafta. Sol arka lastiği de hallettik. Evet, şimdi aracımızın dört lastiğini de hallettik. Bakalım, havalı fren diskimiz değişti, fren balatamız değişti. Siparişimizi tamamla dedik. Liftten bile indirmeden müşterimize teslim ettik. Helal bize. Hızımızı alamıyoruz. Yeni bir. Evet. Filtreleri inceleyelim bakalım neymiş. Bu siparişi kabul ettik. Resmen kaputu söktük ya. Evet, bu da yakıt filtresi gibi gördüm ama neyse. Montaj moduna geri dönelim. Kaputu yerine takalım. Normal moda dönelim. Arabayı oynat. Asansör. Maksimum 3200 kilogram diyor. Şimdi burada yapacağımız frenlerle ilgili bir işimiz yok. Kaputumuzu açalım. Ön izleme moduna bakalım. Evet, burada görüyoruz problemli parçayı. Hemen şöyle dönelim. Yakıt filtresi. Yakıt filtresini söktük. Envantere bakıyoruz. Evet, durumu kötü. Hemen gidelim bir yakıt filtresi siparişi verelim. Gelelim, parça montajı diyelim. Bakıyorum, evet, yakıt filtresi. Yenisini taktık.
kapatalım. Parça durumuna bakalım. Hava filtresi ve yağ filtresini de mi değişeceğiz? Aa. O zaman geri dönüyoruz. Hava filtresi ve yağ filtresi. Şimdi yağ filtresini aşağıdan değişeceğiz. Hava filtresi bu aracın sağ tarafındaymış. Size göre sol. Önce bu klipsleri sökmemiz gerekiyor. Daha sonra kapağını. Sonra filtreyi. Bir filtre daha değişecektik. O da neydi? Yakıt filtresiydi. Onu daha sonra yapacağız. Biraz daha lifte kaldırdıktan sonra. Sanırım standart hava filtresi işimizi görür. Bir tane sipariş verdim. Hemen gidiyorum. Evet. Şimdi klipslerini de takalım hızlıca. Tamamladık. Geriye ne kaldı? Hemen bakıyorum. Araba durumu. Hava filtresi, yakıt filtresi tamam. Yağ filtresi. Hemen aracımı bir kademe daha kaldırıyorum. Çünkü yağ filtresini alttan çekmemiz gerekiyor. Bakıyorum. Bu aracın yağ filtresi nerede? Enteresan. Aracın yağ filtresi nerede ya? Siz görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Bu modelde yağ filtresi nerede? Ben şok. Bu izleme modu. Oo. Bu sıkıntılı bir yerde. Evet, yakıt filtresini söktük. Bilgisayarımız burada. Önce envanterden bir bakalım. Bu yakıt filtresi I3 diyor. Hemen yakıt diyorum. Yakıt değil, yağ filtresi olması lazım ya. Yanlış şey mi baktık? Yağ filtresi I3, evet. Evet bu. Bir adet sipariş veriyoruz. Hemen gidiyoruz. Evet, onu da taktık. Şimdi şöyle bir arabanın durumuna bakalım. Evet, güzel. Kaputumuzu kapatalım. Liftimizi indirelim. Arabamızı dükkan girişine alalım. Bir kontrollerini yapalım. Ve aracımız, siparişimizi tamamladık.
aracımızı hemen asansörümüzü aldık. Gördüğünüz gibi. Şimdi aracın durumuna baktığımızda yağ filtresinin ve yağı değiştireceğiz. Trigger ile ilgili gergi bilyası, su pompası ve trigger kayışını değiştireceğiz. Tamam. Şimdi önce yağ ile ilgili yanı değiştir dediği için hemen gidiyorum. Buradan evet şuradaymış. Yağ drenajını alıyorum. Asansörün altına geliyorum. Ekipmanı kullan diyorum. Araçtaki yağı boşaltıyorum. Ekipmanı eski yerine al. Şimdi yağı daha sonra ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi yakıt filtresi daha ulaşılabilir bir yerdeymiş. Bu tamam. Şimdi ben hemen gidiyorum. Bir yağ filtresi siparişi verdim. Geldim. Şöyle aracın altına doğru yerleştim. Evet. Yenisiyle değiştik. Bu tamam. Yağı en son ilave edeceğiz. Şimdi burada trigger ile ilgili bazı sorunlar var herhalde. Evet. Şimdi bu motoru çok iyi tanımamakla beraber bakalım. Sökmeye başlayacağız. Nereden başlayalım? Şöyle bir mantık yürütebiliriz. Genelde ilk kayışları gergiyi bulalım burada. Gergi bilyası. Şimdi buradan demontaj moda geri dönelim. Bakalım. Biraz indirmek istiyorum. Kaputu açalım. Buradan çalışabilir miyiz acaba? Bir bakayım. Tabii ki. Hayır. Kaldır 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 kaldır. Motor bölümünden erişilebilir diyor. Şöyle yapalım. Bunu buradan erişemeyeceğiz anlaşıldı. Daha rahat ulaşabilmek için
Evet, gergi biliyorsunu aldık. Bakıyorum. Değil, bu değil. Buradaki sıralamayı bunu sökemiyoruz, bunu sökemiyoruz. Evet. Tamam. Motor kayışını söktük. Şimdi motor kayışı B. Taşıyıcı makarayı söktük. Su pompasını söküyoruz. Krank midi kasnağını söktük. Tabii yer kayışını da söktük. Burada bizim araba durumunda yağ değiştir, trigger, gergi bilyası, su pompası ve trigger kayışı. Gergi bilyası. Şimdi envanterden gergi bilyasını söktük mü? Evet. Durumu kötü. Su pompasının durumu kötü ve trigger kayışının durumu kötü. Okey. Şimdi bu aracın İlgili parçaları yeterince söktük. Daha fazla sökmeye devam etmeyelim. Bilgisayara girelim ve sipariş verelim. Şimdi gergi bilyası. Sipariş veriyoruz bir tane. $35. Trigger. Kayışı siparişi veriyoruz. $20. Bir şey daha vardı. Neydi o? Trigger kayışı. Gergi bilyası. Su pompası $14. $60. Onu da siparişini verdik. Tamam. Şimdi gidelim. Parça montajı dedik. Önce trigger kayışımızı takıyoruz. Muhafazamızı yerine takıyoruz. 4 tane civatası var. Evet. Krank mini kasnağı. Civatası. Şimdi sırada ne var? Hemen şöyle bakalım. Su pompası. Yeni aldığımız pompayı takıyoruz. 2 tane civatası varmış. Şimdi burada başka artık kayışlar. Taşıyıcı makaramızı da takalım. Evet. Motor kayışı A. Bunu da takalım. En son değiştirdiğimiz yeni gergi bilyasını da takalım. Bakıyorum. Sanırım burada değiştirecek başka bir şey kalmadı. O bölüme daha iyi ulaşmak için söktüğümüz hava filtresi ni de yerine takalım.
Şimdi bir de tabii şöyle bir şey yapacağız. Motorumuza yağ ilave edeceğiz. Yağını boşaltmıştık. Mutlu müşteriler, gülen yüzler. Evet. Yağ kapağını kapattık motorumuzun. Şöyle bir aracın durumuna bakalım. Tırgerle ilgili parçaları değiştirdik. Motor yağını değiştirdik. Yağ filtresini değiştirdik. Siparişi tamamla dedik ve evet. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Envanterimizde gereksiz parçalar birikti. Bunları satabiliriz. Evet. Bu ahır nedir? Şimdi ona bir bakalım. Buraya bir gidelim bakalım. Aman Allah'ım, buldukça buluyoruz. Başka var mı? Buraya bakmıştık sanırım. Buraya da baktık. Bu aracı bir ön izleme yapalım. Şimdi aracı satın al dersek eğer. ...390 beygirlik bir canavar. Arabanın ücreti $18.000. Bizim şu an kasamızda $11.000'ımız var. $12.000 yaklaşık. Biraz daha çalışmamız lazım bu aracı almak için. Evet.
Evet, bu parçaları satın aldık. Niye aldık onu da bilmiyorum ama kelepir fiyatı aldık diyelim. Evet, 10.000 dolara düşmüş. Hemen bakıyoruz iş siparişlerimize. Bakalım. Evet, para bonusu varmış. Hemen bu siparişi alalım. Şöyle arabanın durumuna bakalım. Fren kaliperi ve fren balatası diyor. Evet, fren kaliperi ve fren balatası. Evet, burada bir tane var. Bu parça. Burada herhangi bir bozuk parçamız yok. Sağ arka lastiği sökelim. Kaliperi söküyoruz. Evet. Fren diskini sökeyim mi? Fren diskin durumu iyiymiş. Söktük bir defa. Evet, hemen siparişimizi verelim. Şimdi bir tane fren balatası siparişi veriyoruz. Şimdi bu kaliperin hangisi bozuk acaba? Hemen bir bakalım. Fren kaliperi bozuk. Pistonunda bir sorun yok gözüküyor. Evet, fren kaliperini de taktık. Lastiğimizi de takalım. Şimdi arabanın durumuna bakalım. Yani basit bir iş. Dolayısıyla çok büyük bir para da getirmedi. Bu siparişi kabul edelim. Hemen bunu da kabul edelim. Hemen şeyin önüne alalım. Arabayı oynat, asansöre. Sonra siparişi alıyoruz. Para lazım. Çalışıyoruz. Para para para. Çok canti bir arabaya benziyor. Arabanın durumu. Havalı fren diski ve fren kaliperi değişecekmiş. Tamam. Ön izleme moduna geldim. Ön izleme modunda
Evet. Burada bir sorun var gözüküyor. Kademe daha kaldıralım. Burada da sorunlu bir parça gözüküyor ama nedir? Havalı fren diski ve fren kaliperi. Tamam. Havalı fren diski burada. Önce lastiğimizi söküyoruz. Ön sağ lastiği söküyoruz. Balatamızı sökmeye gerek var mı bilmiyorum. Fena değilmiş durumu. Evet. Hemen bir tane havalı fren diski. Bir tane kaliper siparişi verdik. Fren kaliperi ve havalı fren diski. Hemen geliyorum. Önce havalı fren diskimizi takalım. Geçelim. Fren diskimizi taktık. Fren balatamız. Fren kaliperimiz. Evet, bu aracımızın durumuna bir bakalım. Onarıldı diyor. Süper. Tamamla dedik. $232. Evet. Bir defa bunu bir asansörün önüne alalım. Siparişlerine bakalım. Gördüğünüz gibi harıl harıl çalışıyoruz hiç durmadan. Havalı fren diski ve ABS ünitesi değişecekmiş. Havalı fren diski dediğine göre ön takımla alakalı bir sorun. Solda mı, sağda mı? Solda. Okey. Şimdi bunu bir kademe daha kaldıralım.
ABS ünitesi için kademe indirelim. Kaputu açalım. ABS ünitesi bunun nerede? Marş. Biraz daha arkada bir yerde. Evet, şurada olması lazım. Evet. Bunu da söktük. Hemen gidiyoruz. Koşuyoruz. Ne demiştik? Havalı. Fren diski. Bir tane sipariş verdik. Diğeri neydi? ABS ünitesi. $700 iyi para. Gidiyoruz. Evet, ABS ünitemiz buradaymış. Yapacağız. Liftimizi bir tık kaldıralım. Biraz bakımsız bir araç galiba. Sanırım bu aracı son görüşümüz. Hemen asansörünü oraya aldık. Bir yeni iş arıyoruz. Kötü fren performansı diyor. Bunu bir alalım bakalım ne olacak, göreceğiz. Şimdi bu aracımızın gergi çubuğu, rot başı ve direksiyon kremiyeli değişecekmiş. Gergi çubuğu direksiyonla alakalı. Şimdi biraz daha yükseltelim. Bence bir taraftan. Çekelim. Daha rahat görebilmek için. Evet, değişmesi gereken parçaları buradan görebiliyoruz. Gergi çubuğunu aldık. Direksiyon kremleri için bunu nasıl sökeriz? Bu
tarafta da bir bağlantısı olması lazım. Bu tarafa geçelim. Bu lastik sökülecek. Hadi elimizde var. Rot başını söküyoruz. O da gitti. Şimdi bakalım envantere. Seksiyon kremiyerini söktük. Gergi çubuğunu söktük. Rot başını söktük. Gergi çubuğu, rot başı ve direksiyon kremiyeri. Tamam. Direksiyon kremiyeri. Rot başı. Bir de gergi ile alakalı bir şeydi galiba. Bakalım. Direksiyon kremi, gergi çubuğu. Gergi çubuğu. Bir tanesi sağlam, diğeri sıkıntılı. Evet, bunu da aldık. Montaj modu. Şimdi önce direksiyon kremiyerini taktık. Gergi çubuğunu takacağız. Yenisini. Sonra buraya gelip şuradan rot başını takalım. Vidasını takalım. Tamam. Şimdi bu tarafa geçelim. Ve gergi çubuğunu, yenisini, evet. Bir de rot başını taktık mı, burasını da sıktık mı, geriye lastiğimizi takmak kalıyor. Diğer lastiğimizi de takalım. Aracın durumuna bakalım. $1655 siparişi tamamladık. Şimdi hemen bu aracı da alacağız ve bugünlük yeter diyeceğiz. Yeni sipariş almayacağız. Aracın durumuna bakalım. ABS ünitesi ve fren kaliperi. Hemen liftimizi alalım. Şimdi ABS ünitemiz. Bakıyorum nerede. Evet, burada. Tamam. ABS ünitemizi aldık. Önce şunu bir halledelim. Okay.
Şimdi ön izleme modunu alalım. Şurada bir kaliperimiz sıkıntılı gözüküyor. Buradaki kaliperdir sorunlu. Burada bir sorun göremedim. Burada bir sorun yok gibi. Fren kaliperi. Okey. Şimdi bu fren kaliperini değiştirmemiz için ne yapmamız lazım? Tabii ki gidip lifti, asansörümüzü bir tık daha kaldırıyoruz. Şimdi buradakinde var mıydı sorun? Yok. Fren balatası ile ilgili bir sorun olmadığı için buraya geçiyorum. Okay. Hemen bilgisayara hızla. Bir, iki. Bir siparişimiz daha olması lazım. İki tane fren kaliperi. Tamam. Taktık. Evet. 12.000 dolarımız var ve artık bugün de eve gitme vakti. Hadi görüşmek üzere bir sonraki videoda.